Huzur ama nasıl? Padişah vezirini huzuruna çağırarak sorar. Bana hizmet eden hizmetçimin hayatta benden daha mutlu olduğunu görüyorum. Acaba sebebi nedir? Halbuki onun hiçbir şeyi yok, ben ise padişahım. Her şeyin sahibiyim. Ama onun kadar huzurum ve keyfim yok. Bunu işiten vezir cevap verir. Ey padişahım! Sen ona 99 kuralını uygula. Padişah ve kural nedir dedi. Gece bir torbaya 99 altın koyup kapısına bırak ve üzerine de bu 100 altın sana hediyedir yaz. Sonra kapısını çal ve onları izle. Padişah merakla vezirin anlattığını yapar. Hizmetçi kapıyı açar, sağına soluna bakar ve altınları alır. Heyecanla altınları sayar, lakin bir tane altının eksik olduğunu görünce, galiba dışarıda bir yere düştü diyerek çoluk çocuk kayıp altını aramaya koyulur. Gece boyunca kayıp altını ararlar. Bakmadıkları sokak yoktur. Hatta boş arazilerce sokaklardaki eşyaların bile altlarına bakarlar. Ama nafile eksik altını bulamadıkça baba çocuklarını azarlar, hatta bir ara onlara saldırır hale gelir. Ertesi gün olur, sabah, hizmetçi kederli, düşünceli olur. Çünkü bütün gece uyumamış, kayıp altın aramıştı. Suratı asık, keyifsiz, her halinden şikayetçi bir tavırla padişahın huzuruna gider. Böylece padişah 99 kuralının anlamını öğrenmiş olur. Aynen öyle de. Bazen biz Allah'ın bize ihsan ettiği 99 nimetini unuturuz. Sonra hayatımızı o kayıp bir nimeti aramakla geçiririz. Halbuki o nimet bilmediğimiz bir hikmetlerden dolayı, belki bir imtihan, belki daha iyisi gelecek, belki ahirette verecek bilinmez. Ama biz 99 nimeti görmez, o bir şeyin peşine düşeriz. Sonra bulamayınca kendimizi mutsuz, huzursuz, keyifsiz eder ve içinde bulunduğumuz nimetleri unuturuz. Gelin biz 99 nimetin tadını çıkaralım, Allah'ın nihayetsiz nimetlerine şükredelim. Şüphesiz ki o şükürle nimetlerimiz artar. Bir kaidedir ki şükür nimeti ziyadeleştirir. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler.